Etkileri isimli çalışma. Sayın hocamız burada. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar herkese öncelikle. Merhabalar. Sunumumu paylaşayım. Buyurun. Görünüyor mu sunumu? Biraz geç geldi. Görünüyor hocam. Evet. Görünüyor. Tamam. Görünüyor hocam. Teşekkür ederim. Beykoz Üniversitesi'nden Pervin Ahu Çerçe, Yeşil Mutabakat kararlarının uluslararası ticaret üzerindeki etkileri hakkında bir analiz çalışması değil ama Yeşil Mutabakat kararları nelerdir, uluslararası ticaretteki yeri, önemi hakkında bir çalışma yaptım ben. İleriki süreçlerde de bununla ilgili sayısal veri analizlerine dayanan çalışmalar yapmayı da planlanmaktayım. Slide'ı ilerletebilirsem. Evet. İlk başta yeşil mutabakat kararları nelerdir? Bundan bahsetmek istiyorum. Kyoto protokolü ile birlikte başlayan, Paris Sözleşmesi ile birlikte daha da güçlenen bir yeşil mutabakat. Yani biraz daha çevreye duyarlı bir uluslararası ticaret yapısından bahsediyoruz aslında. Yeşil mutabakat, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim değişikliği ile mücadeleyi hedefleyen bir uluslararası girişim olarak karşımıza çıkmakta. Avrupa Birliği'nin 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim nötr ilk kıta olma hedefini de ortaya koymuştur. 2050'den önce bir 2030 yılında da ara bir kontrol hedeflenmekte ama ana hedef olarak tarih yıl olarak daha doğrusu 2050 yılı hedeflenmektedir. Avrupa Birliği aynı zamanda sanayisinin dönüşümünü gerektiren yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ve tüm politikalarında yine iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. Bildiğiniz üzere son yıllarda bütün dünyada yaşanan bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Pandemi döneminde biraz daha sakinleşse de maalesef bir noktada tüketiciler ve üreticiler olarak zarar verme konusunda da devam ediyoruz. Uluslararası ticaret üzerindeki etkisine bakacak olursak da yeşil mutabakat kararları ile birlikte ticaret politikalarının ve uygulamalarının biraz daha çevre standartlarına uygun olarak dönüştürülmesi hedeflenmektedir. İleriki slaytlarda da bahsedeceğim. Özellikle lojistik tarafı karbon emisyonu, karbon salınımı olarak bakıldığında çok ciddi bir orana sahip, %30 oranında bir orana sahip sektörler bazında da. Ondan dolayı uluslararası ticarette başta lojistik ayağı olmak üzere daha çevre standartlarına uygun, çevreci bir yapı, bir süreç hedefleniyor. Sürdürülebilir kalkınma, tabii bu da bunun beraberinde gelen ve ileriki slide'da yine yeşil büyüme ile destekleyeceğimiz bir kavram karşımıza çıkıyor. Bu da uluslararası ticaretin ekolojik ayak izini azaltmayı ve küresel ısınmanın etkilerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Yeşil mutabakat kararları kapsamında sürdürülebilir uygulamaların tabii önemi daha da artmakta. Burada sürdürülebilir uygulamalarının gerek devlet tarafından gerek diğer şirketler tarafından teşvik edilmesi ve karbon emisyonlarının azaltması hedeflenmekte. Ticaret ilişkileri açısından bakılacak olursak da ülkeler arasındaki ticaret ilişkilerini ve tüketici tercihlerini etkileyebilir. Burada tabii gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin benzer teknoloji ve sanayi altyapılarına sahip olmadığını her zaman unutmamamız gerekiyor. Gelişmiş olan ülkeler muhakkak ki bu sürece daha hızlı entegre olacaklardır. Hem teknoloji hem sanayi anlamında. Gelişmekte olan ülkelerin ise biraz daha geriden bu yeşil mutabakat kararlarını uygulaması beklenmekte. Burada yine tüketici ve üretici açısından bakıldığında tüketicilerin biraz daha karbon emisyonu düşük malları talep etme yönünde bir artış bekleniyor. Üreticilerin ise bu talebi tabii karşılayacak karbon emisyonu salınımı düşük daha ağırlıklı daha doğrusu daha düşük malları üretmesi yönünde politikalar belirlenmesi ticaret temelinde bakıldığında bir değişikliğe yol açacaktır. Yeni fırsatlar açısından tabii bu demin söylediğim tüketici ve üreticilerin taleplerinde oluşan değişiklikler yeni yeşil teknolojilerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin ve benimsenmesi için de yeni fırsatlar yaratacaktır. Dünya Ticaret Örgütü de tabii ki de uluslararası ticarete yön veren gerek kurallarla gerek uluslararası hukuk ve diğer alanlarda ortaya çıkan sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üreten ve ticaretin belirli bir kural çerçevesinde ve ülkelerin kendi mevzuatları da tabii dikkate alınarak ilerlemesini sağlayan bir örgüt.
Bu Dünya Ticaret Örgütü'nde yeşil mutabakat kararları çerçevesinde üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların ve çözülmesinde kritik bir rol oynadığını görüyoruz. Yeşil mutabakat, Dünya Ticaret Örgütü'nün karar alma süreçlerini ve ticaret politikalarını da etkileyecektir. Tabii burada demin de söylediğim üzere gelişmiş olan ülkelerden gelişmekte olan ülkelere de özellikle bir destek sağlandığı takdirde daha hızlı bir şekilde bu sürece entegre olunacaktır. Diğer bir kavram ise yeşil büyüme kavramı. Ülkelerin büyümesi anlamında bakıldığında sayısal bir veri olarak nitelendirirsek bunun artık yeşil büyüme olarak yeni bir isimle adlandırıldığını görmekteyiz. Burada da kastımız yeşil büyümeden kastımız çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümeyi bir arada sağlayan bir yaklaşımdır. Doğaya zarar vermeden en az işte demin de bahsettiğim karbon emisyonuyla mümkün olduğunca iklimi de koruyarak ülkelerin büyümesi hedeflenmektedir. Sanayi dediğimiz yapı özellikle ciddi bir karbon salınımına yol açıyor. Politikalar ve uygulamalar açısından bakılacak olursak da yine yenilenebilir enerjiye yatırım yapma, enerji verimliliğini teşvik etme ve emisyonları azaltma gibi önlemleri içeriyor. Artık ülkeler bir politika belirlerken, ekonomi politikaları, işte büyümeye dair politikalar, muhakkak arka planda yenilenebilir enerjiyi kullanabilecekleri, enerji verimliliği açısından mümkün olduğunca en yüksek verimliliği elde edebilecek kaynakları kullanması politikalar temelinde belirleniyor. Yeni iş fırsatları açısından yeşil büyüme, yeşil teknolojilere yatırım yapılmasını ve yeşil iş kollarının gelişimini de destekleyecektir. Ve burada önemli bir kavram, yeşil mutabakat kararları çerçevesinde karşımıza çıkan karbon ayak izi. Karbon ayak izi nedir? Muhakkak duymuşsunuzdur ama yine de kısaca bir özetleyecek olursam, belirli bir kişi, kurum veya endüstri tarafından üretilen sera gazı emisyonlarının miktarını ifade etmekte karbon ayak izi. Bu açıdan bakıldığında karbon salınımından kastımız nedir? Karbon ayak izi nasıl oluşur? Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkıyor. Doğrudan yakılan yakıtların yaydığı emisyon, doğrudan yakılan yakıtların yaydığı emisyon doğrudan veya birinci karbon ayak izi olarak karşımıza çıkarken enerji dolaylı gerçekleşen salınıma ikincil veya dolaylı karbon ayak izi diyoruz. Hesaplama yöntemleri önemli. Çünkü karbon vergisi denilen bir vergi de alınması planlanmakta ileriki süreçlerde. Biliyorsunuz bir maliyet artırıcı uygulama aslında vergiler. Ama üreticilerin veya tüketicilerin bir malı tercih ederken de bir vazgeçiş veya tercih etme yönünde de önemli bir etkiye sahip. Burada doğru bir vergilendirme yapılabilmesi için karbon emisyonunda, karbon salınımında doğru bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Bu açıdan kişilerin, kurumların veya endüstriyel düzeyde hesaplanabilen ve genellikle bilgisayar programları veya çevrim içi araçlar kullanılarak biz karbon ayak izini hesaplayabileceğiz. Ülkeler bazında da yapılan 2018 yılında bir çalışma var. Bu en kapsamlı ve güncel karbon salınımı hesaplaması olarak geçmekte. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Norveç, İsveç ve Japonya gibi dünyanın pek çok ülkesinden bilim insanının ortak çalışması olan Grid Global Model of City Footprints modeli karşımıza çıkıyor. Bu model doğrultusunda elde edilen veriler sonucunda karbon ayak izi en yüksek ilk 10 şehir Seul, Güney Kore, Çin'de Guangzhou, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Çin, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, Şangay, Çin, Singapur, Chicago, ABD, Tokyo, Japonya ve Riyad, Suudi Arabistan en yüksek karbon ayak izine sahip 10 il ve ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'ye dair bakıldığında ise yine aynı analiz sonucunda Türkiye'de de 6 şehir dünyada en yüksek karbon ayak izine sahip 5 il arasına giriyor. Bu iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kayseri ve Gaziantep.
Ticarete etkisine bakacak olursak da demin de bahsettim, uluslararası ticarette üretimden tüketiciye kadar olan süreçte önemli miktarda karbon salınımına yol açıyor ve bu durumda karbon ayak izini arttırıyor. Tabii ulusal ticaret dışında uluslararası ticarette karbon ayak izinin daha fazla olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Karbon vergisi nedir? Karbon vergisi de sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla karbon salınımına yönelik uygulanan bir vergidir. Karbon kaçağı ise karbon vergisi ya da fiyatlandırması olan ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin karbon vergisi veya emisyon ticaret sistemi olmayan ülkelere faaliyetlerini taşımasına yol açar. Aslında bu şu anlama geliyor. Bunu biz başka firmaların şu an hali hazırda vergi kaçınma konusunda uyguladığı politikalar olarak karşımıza çıkabilir. Bir X şirketi A ülkesinde karbon vergisini daha yüksek uyguluyorlarsa, B ülkesinde daha düşük bir karbon vergisi uygulanıyorsa, o zaman merkezini B ülkesine taşımayı tercih edebilir. Ama şu da bir gerçek ki ileriki süreçte neredeyse bütün dünyada bu yeşil mutabakat kararlarının uygulanması bekleniyor. Anlık belki bir maliyet düşüşüne yol açabilir şirketler için, ama merkezin taşınması veya diğer işte karbon vergisiyle ilgili mümkün olduğunca düşük bölgelere geçmek açısından bakıldığında ileriki süreçlerde muhakkak dahil olacaktır ülkeler. Bu da tabii farklı bir ticari yapının da uygulanmasına yol açıyor. Tedarik zincirine etkisine bakacak olursak da karbon vergisi tedarikçilerin kararlarını ve sipariş miktarlarını etkileyebilir. Bu da tedarik zincirinin sürdürülebilirliği için sonuçlar doğurur. Bu da aslında demin bahsettiğimiz gibi maliyet açısından daha düşük bir yapıda olan tarafa geçip daha yüksek olandan kaçınmayı gerektiriyor tedarik zinciri açısından bakıldığında. Çevre dostu uluslararası ticaret politikaları nelerdir? Bunlara nasıl uygulamalar karşımıza çıkıyor? Burada yine çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden önlemleri içeren ve çevre dostu uygulamaları destekleyen ticaret politikaları son dönemlerde ülkelerin daha fazla tercih ettiği politikalar olarak karşımıza çıkıyor. Ülkeler çevre dostu ticaret politikalarını güçlendirmek için işbirliği yapmalı ve en iyi uygulamaları da paylaşmalıdır. Ve bir A ülkesinde belirlenen çevre politikasının B ülkesi temelinde de uygulanıyor olması bu sürecin daha hızlı bir şekilde entegre olup sonuçlanmasını da avantaj sağlayacaktır. Yani burada ülkeler birbirine destek olarak ilerlemesi daha doğru olacaktır. Ve tabii ki de her alınan kararlar ve uygulamaların muhakkak bir denetimi de olması gerekiyor ve bunların şeffaf bir şekilde açıklanması gerekiyor. Ticaret anlaşmalarında çevresel faktörlerin etkili bir şekilde entegre edilmesi için de şeffaflık ve hesap verilebilirliğin önemli olduğunu görüyoruz. Yapılan uygulamaların sonuçları olduğu gibi objektif bir şekilde iletilmesi gerekiyor. Ve yeşil lojistik uygulamaları, sunumun başında da belirttiğim üzere aslında uluslararası ticarette en fazla karbon emisyonuna sahip olan ve genel olarak dünya ticaretinde genelinde bakıldığında lojistiğin en fazla karbon emisyonuna sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle deniz yolu taşımacılığında karbon emisyonu çok yüksek. Karayolu taşımacılığında şu an net olarak hesaplanamamakta. Ama deniz yolu taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı gibi taşımacılık türlerinde biraz daha bu karbon emisyonlarının net hesaplanabildiğini görebiliyoruz. Enerji verimliliği açısından bakıldığında yeşil lojistik uygulamalarında daha verimli araçları kullanmak, filo optimizasyonu ve enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri gibi uygulamalar karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra karbon nötr taşıma yöntemleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon dengeleme projeleri karşımıza çıkıyor. Karbon offset uygulamaları özellikle mümkün olduğunca, evet karbon nötrden kastımız şu, tabii ki de sıfır karbon emisyonundan bahsedemiyoruz. Ama dünyanın bir karbon emilim kapasitesine sahip olduğunu biliyoruz. Mümkün olduğunca o kapasiteye denkleyecek şekilde bir karbon emisyonunun planlanması, hesaplanması hedeflenmektedir. Sürdürülebilir paketleme, özellikle kullandığımız ürünlerin bir geri dönüşüm yapısına sahip olması, geri dönüştürülebilir veya biyo bozulur ambalajlar ve minimal paketleme tekniklerine sahip olması önemli. Uluslararası ticarette, lojistikte paketleme ve malların işte ulaştırılmasında mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir veya biyo bozulur ambalajlar tercih edilmelidir. Sonuç olarak yeşil mutabakat kararları neden önemli diyecek olursak, çevresel sürdürülebilirlik ve ticaret politikalarının yeniden şekillendirilmesinde önemli bir rolü oynuyor.
Gelecek açısından bakıldığında sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi ve yeşil teknolojilere yatırım ticaretin geleceğini de şekillendirecektir. Demin de söylediğim üzere yeni teknolojilerin uygulanma ihtiyacı, yeni sanayi yapılarının, yeni lojistik yapılarının oluşması gelecekle ilgili yeni uygulamalar karşımıza çıkaracaktır. Ve son olarak da işletmeler için daha yeşil bir küresel ekonomide başarılı olmak isteyen işletmeler mümkün olduğunca bu sürece kendilerine entegre etmesi gerekir. Tabii bu sadece işletme bazında da olmayacaktır. Muhakkak devlet desteği de gereklidir. Bizim ülkemizde de bu konuda çalışmalar yapılmakta. Bir arar rapor zaten yayınlandı. Bizim ülkemiz için de 2030 ilk basamak olarak belirlendi. 2050 yılında da ikinci basamak olarak belirlenmiş durumda. Daha sürdürülebilir uygulamalarda öncülük etme fırsatları yaratacak işletmeler içinde. Teşekkür ediyoruz Pervin Hocam. Ben Elinize teşekkür sağlık. ederim. Gayet güzel bir çalışma olmuş. Sağ olun. Elinize sağlık. Sayın hocalarım, sayın dinleyiciler, katkı yapmak isteyen ya da isteyen var mı acaba? Buyurun. Alabilirim. Soru varsa alabiliriz. Evet hocam. Alanınız nedir hocam? Ben merak ettim. Ben dış ticaret alanında Yani, öğretim görevlisiyim. Aha. evet. Bu şeyde ben de ilgileniyorum biraz yeşil lojistik Evet. konusu son zamanlarda de tersine lojistik bu konular Evet. biraz son dönemlerde revaçta. Firmaların da bu konuda hani bilinçlenmesi lazım. Evet. Şimdi bu ben yalnız bir şey kafama takıldı. O tam bilmiyorum, Evet. hakim olmadığım için soruyorum. Yanlış anlamayın. Yok, Yeşil estağfurullah. mutabakata taraf olmayan, onu kabul etmeyen ülke var mı? Yani şu an Acaba bütün bilinçlenmesi. ülkelerde uygulanmaya başlanmadığı için net olmamakla birlikte bütün yani kabul etmeyen ülke muhakkak özellikle gelişmişlik düzeyi açısından bakıldığında daha düşük düzeyde olan ülkeler için kabul etmeyen ülkeler var diye biliyorum. Hani şu ülkedir diyemem ama daha dahil olmayan ülkeler var. İşte onun için 2030 ve 2050 diye galiba bir plan programı hedeflendi diye düşünüyorum ben de. Şey mi acaba bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri var ya Evet. 2015 yılında kabul edilen onlarla böyle eşgüdümlü mü acaba ondan dolayı mı 2030 dendi Aha. o hedefler de 2030 ya belki beraber izleniyorsa Aha. bir takım göstergeler hani 2030'da çünkü onlar da yeniden gözden Evet. geçirilecek yeni bir belki sürdürülebilir kalkınma hedefi belirlenecek, o çerçeve yenilenecek. Çünkü temel çerçeve artık teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor, dünya ticareti farklılaşıyor. Hele bu pandemi döneminden sonra çok farklı uygulamalar ortaya çıktı. Dolayısıyla muhtemelen zaten o sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin genel çerçevesi de değişecek. Hatta şöyle söyleyeyim, Evet. o 15 yıllık süre içerisinde göstergeler bile sık sık güncellendi, değiştirildi. Belki o bağlamda bu yeşil mutabakat kararları da çerçeve olarak genişletilecektir. Evet. Belki hani emin değilim ama çünkü tam hakim olduğum bir konu değil açıkçası yeşil mutabakat. Biraz kulaktan dolma bilgim var. Fakat belki Çin imzalamamış olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bilgisi olan hocamız var mı ama Çin genelde bu konularda biraz çekince bir yaklaşıyor. Daha çok karbon emisyonuna yol açtığı için Evet. genellikle o ülke pek bu tür şeylere taraf olmak istemiyor. Bilgisi olan varsa bizi aydınlatsın. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok Ben sağ olun teşekkür ederim çalışmanız için. dinlediğiniz için. Sağ Zevkli olun. hocaları değerli kanılar.